Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz benimle oynama kanalımıyla yepyeni bir videolayına karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Kosmos'tan size bir kumbara göstereceğiz arkadaşlar. 3 soru işaretinden ile dijital para sayma fonksiyonu, bir de maalesef herhalde tek içine küçük para giriyor. Kağıt para herhalde girmiyor. Ama hep beraber de birazdan da göreceğiz arkadaşlar. 3 soru işareti zaten biliyorsunuz, onların genelde 3 soru işareti oyuncakları hep böyle sihirli oyuncaklar olur. Ama hep beraber de göreceğiz arkadaşlar. Bunun bir özelliği varmış. Hani bu kumbarayı nasıl açabiliriz diye. Onu da çok merak ediyorum. Normalde öbür kumbaraları genelde böyle hemen açılıyor. Ama bu kumbara herhalde zor açılıyormuş. Onu da hep beraber de göreceğiz. Arka tarafa çevirdiğimiz zaman paketimizi, işte de burada da her şey yazıyor. Ne olduğunu. Burada ne yazıyor? Sihirli açma şeymiş. Allah Allah. İşte dediğim gibi arkadaşlar, bu 3 soru işareti hep sihirli oyuncaklar genelde oluyor. Bu da herhalde sihirli kumbara olması lazım. Öncelikle bir paketinden bir kumbaramızı çıkartalım. Bakalım nasıl gözüküyormuş. Bu arada da 8 yaşından itibaren arkadaşlar bu kumbara. Evet, bu da bizim kumbaramız. Evet, açalım. Hop, kumbaramız işte bu. Talimatlar var mı? Olması lazım herhalde. Pil lazım dediğim gibi, yoksa içinde mi, yoksa kendimiz mi koymamız lazım? Nereye giriyor bu piller? Piller nereye giriyor son piller? Allah Allah, piller nereye giriyor? İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi kumbaramız böyle. Bayağı da güzel gözüküyor. Bence kumbaralardan en güzeli bu gözüküyor. Hani dış görünüşüne bakarak. İşte burada paramızı atıyoruz. Bakalım da iyi de sayıyor mu? Hani doğru düzgünce ne de sayıyor mu paramızı? Piller nereye giriyor burada ya? Arkadaşlar siz görüyorsunuz mu? Pilleri nereye koyabiliriz? Öncelikle bir okumamız lazım. Bakalım nasıl oluyormuş. Neyse. Bu piller nereye koyabiliyoruz ya? Evet arkadaşlar, bulduk. Yani talimatlara bakmadan bulduk arkadaşlar, hani piller nereye giriyor diye. Sihirli ya da sihirli mi desem? Ne desem? İşte arkadaşlar, size göstereceğiz şimdi piller nereye giriyor diye. Size bir hareketi hareketi göstereceğiz arkadaşlar. Hani piller nereye giriyor diye tek size göstereceğiz. Sakın kimseye göstermeyin. Şimdi bak, öyle yaptığımız zaman çıkmıyor. Öyle yaptığınız zaman o da şey yapmıyor. Evet arkadaşlar. Nereden giriyor bakalım şu piller? Dediğim gibi biz biliyoruz, size gösteriyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak, o vidaları orada görüyorsunuz. 4 tane vidaları görüyorsunuz. Bakın. Bu vidaya bastığımız zaman bir şey oluyor arkadaşlar. Ona bastığımız zaman, böyle çevirdiğimiz zaman bu çeviriyor. Pillerde işte buraya giriyor. Yani buraya giriyor arkadaşlar. Paramız da onun içinde oluyor. Şimdi öncelikle açmamız lazım. Evet, içine de kaç tane pil giriyor? Evet, 2 tane küçük pil giriyor. Onları da koyduk. Evet, vidayı da yine kapatalım. Bir de bir reset düğmesi de var arkadaşlar. Mesela para çıkarttığımız zaman yine reset'e bastığımız zaman yine baştan başlıyor saymaya. Şimdi böyle tak dedi. Duydunuz mu arkadaşlar? Şimdi de daha açılmıyor. Şimdi bunlar ne oluyor? Bu. Onları tam bulamadık ne olduğunu. Herhalde onun için kumbaradan bir şey çıkarttığımız zaman, birazcık para çıkarttığımız zaman herhalde ondan basmamız lazım. Neyse, bir test yapalım. Para niye girmiş şimdi bunun içine? Bastırmamız lazım birazcık. Tamam arkadaşlar. Birazcık daha bastırmamız lazım. Gördüğünüz gibi işte parayı sayıyor. 30 sentimiz var. 1 senti koyalım. Şimdi 31 sentimiz var.
yine koyduk. 32 sentimiz var. Şimdi 2 euro bakalım girecek mi? Birazcık bastırmanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2.32. Ama şimdi bunlar ne oluyor? Artı bir de eksi. Bastığımız an. Ha, burada da işte dediğim gibi işte paranızı çıkarttığımız zaman buradan böyle mesela içinde ne kadar para varsa ona göre de basıyorsunuz. Şimdi o bir de bastığımız zaman düğmeyi basıyoruz, açıyoruz. Ondan sonra yine reset'e basıyoruz. Sıfır oluyor her şey. Ondan sonra da paramızı da böyle de çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle kağıt paramızı da koyabiliyoruz içine. Ondan sonra kendimiz de buradan ayarlamamız lazım. Olmuyor. Heh, şimdi. Mesela 10 euro koyduk ya. Şimdi 10 euroya kadar çıkmamız lazım. En iyisi böyle 8 sent yapalım diye. Millet de o zaman zannetmez ki içinde para var diye. Evet, gördüğünüz gibi işte açılmıyor da. Dediğim gibi şu sağdaki videoya basmanız lazım arkadaşlar. Açmanız için. Evet, umarım hoşunuza da gitmiştir. Bu arada da abone olmadıysanız arkadaşlar, abone olun tabii ki de. Abone olduktan sonra da çana basıyoruz. Çana bastığımız zaman da video kaçırmıyoruz. Ve yorumda atmak isterseniz tabii ki de yorumda atabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi çok sihirli bir kumbara. Benden de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki sefere ve görüşmek üzere.